Deprem Anadolu'nun gerçeklerinden biri. Bu gerçekten korunmanın en zor yollarından biri de elbette sağlam binalar inşa etmekten sonra deprem sonrasında olabildiğince koordineli ve işlevsel olmak. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor günlerde hepimiz yaşanan ani deprem sonrasında ortaya çıkan koordinasyon hatalarını açıkça gördük. Bu durumların kesin olarak giderilmesi gereken çok ciddi eksiklikler olduğu konusunda hemfikiriz. Bununla beraber bu hataları gidermek için çok fazla seçenek ve yol bulunmakta. Bu yollardan biri de Twitter'da çok çarpıcı sonuçları gördüğümüz uydu teknolojileri. Videoya geçmeden önce eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilir, videolar hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım. Uydu teknolojileri günümüzde sıklıkla faydalandığımız bir alan olmakla birlikte hepimizin de hakkında bilgi sahibi olduğu bir konu. Ancak yine de kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse, uydular dünya etrafında yüzlerce veya binlerce kilometre yükseklikte dönen insan yapımı teknolojik cihazlardır. Bir uydu 5 cm kadar olabilmekle beraber 5 metreden de büyük olabilir. Ve boyut farkına rağmen her ikisi de önemli işlevler gerçekleştirebilme kabiliyetine sahiptir. Uydu çeşitleri temel olarak ikiye ayrılır. Gözlem ve iletişim uyduları. Günlük hayatımızın görünen yüzünde çoğunlukla iletişim uyduları bize yardımcı olur. Bu işlevler arasında televizyonlar, telefonlar, GPS gibi pek çok yeni nesil imkanlar sayılabilir. Gözlem uyduları ise günlük hayatımıza yardımda daha çok arka plandadır. Bu uydular haritalama, tarım, maden, şehir planlamaları, askeri teknolojiler ve jeoloji gibi pek çok işlevleri yerine getirebilmektedir. Bu videomuzda ise tahmin edebileceğiniz üzere daha çok gözlem uyduları üzerinde duracağız. Gözlem uydularının tarihi pek şaşırtmayacak bir şekilde Soğuk Savaş'a dayanıyor. Amerika ile Sovyetler Birliği arasında geçen bu teknoloji mücadelesinde her iki devlette birbirlerinin askeri tesislerini gözlemlemek ve istihbarat toplamak için bu uydu türlerine yatırım yaparak sürekli olarak kullandı. Ancak Soğuk Savaş ortadan kalktığı zaman bu uydu türleri casusçuluğun yanında kendine toplum hayatı içinde yeni işlevler buldu. Günümüzde hala devam eden hatta daha da çok artan bu kullanım alanları içerisinde haritalama, şehir ve maden planlamaları yapma, orman ve tarım arazilerini gözetleme gibi örnekler verilebilir. Bunların yanında bu uydular acil durumlarda hızlı bir şekilde yüzeydeki karmaşalar ve olumsuzluklardan etkilenmeden güvenli veriler sağlamakta yükümlüler. Uyduların tahribatın boyutunu anlamaktaki bu avantajları günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır ki bu yüzden Avrupa düzeyinde bir anlaşma bulunmaktadır. Uzay ve Büyük Afetler adlı bu anlaşma ile birlikte üye 17 ülkenin gözlem uyduları oldukça yıkıcı sonuçlar doğurabilen doğal afet ve felaketlerde afetzede ülkelere yardımcı olmak amacıyla deprem bölgesinden güncel uydu ve radar verileri sağlamakta. 2000 yılında kurulan bu birliktelik 23 yılda %75'i hava durumu olmakla birlikte 900'den fazla kez aktif olarak kullanıldı. Bunun son örneği ise maalesef Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri oldu. Depremden hemen sonra AFAD'ın isteğiyle birlikte Galileo veya Kopernik gibi pek çok uydu deprem bölgelerinde radar ve yüksek çözünürlüklü uydu verileri elde etmeye başladı. Elde edilen bu veriler ülkemizle paylaşılmakla birlikte yerden elde etmesi çok zor olacak bilgileriyle önemli katkılar sağladı. Bu katkı sadece devletler boyutuyla da kalmadı. Maxar veya Planet gibi özel şirketler kendi uydularından elde ettikleri verileri hem halk hem de hükümet ile paylaşmakta. Örneğin bu fotoğrafta 11 tanesi caminin sol tarafında kalmakla birlikte en az 15 tane binanın çöktüğünü açıkça görebilmekteyiz. Bir başka fotoğrafta ise çöken bina sayısının sayılması oldukça zor olacak kadar fazla olduğunu fark edebiliriz. Yani sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki özellikle uyduların yüksek çözünürlüklü yeryüzü fotoğraflarının afetlerini, hasarlarını, büyüklüğünü ve güncel durumunu anlamak ve ölçmek için çok çok yararlı tarafları bulunmakta. Uydulardan alınan verilerin sağlayabileceği bir başka faydalı nokta ise afetten sonraki şehir planlamasında. Geçici çadır veya konteyner kentlerinin nereye kurulacak olmasından tutun, yeni yapılacak bina için arazi planlamalarına kadar pek çok alanda alınacak bu uydu verileri oldukça kullanışlı olacak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olabilir, ayrıca içeriklerimizin daha çok insana ulaşması için videomuzu paylaşarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, dostça kalın.